Oturma odasını temizledim, bitirdim. Sadece mutfağım kaldı. Onu da artık yarın halledeceğim. Duşumu bile aldım yani temizlik sonrası. Hemen şuraya böyle soğanlı, tuzlu bir et haşladım. İçine soğan katınca bence çok daha lezzetli oluyor. Şimdi kızım çok acıktığı için ona şimdi şu lopetlerinden alıp yedireceğim. Biraz da dünden makarna vardı, onu yedireceğim. Biz kendimize bir şeyler uydururuz. Kemikli et de var içinde. Şimdi kızıma biraz et ve et suyu, biraz da makarna koydum. Şimdi oturma odasına götürüyorum, onu yedireceğim. Allah, parmağımı sattım. İyi sağırsa inşallah. Evet. Bir de şuradan suyunu alalım hanımefendinin. Hadi bakalım. Yemeklerimizi yedik. Evet, makinem de durdu. Eşim markete gitmişti. Marketten aldıklarını yerleştirdim. O arada Alya bardak kırdı. Onu temizledim. Mutfağı tekrar süpürdüm. Sonrasında halıyı yıkamaya attım. Şimdi o durdu. Onu çıkaracağım. Çay demledim. Şöyle hepsini dökeyim. Çay demledim. Şöyle baklava şerbetledim. Azıcık baklava getirmiştim. Konuşamıyorum yorgunluktan. Azıcık baklava getirmiştim memleketten. Bir bölümünü ablamlara yaptım. Bir bölümünü de şimdi eşimle kendime yaptım. Şurada da süt mısırı haşlıyorum. Altını kapattım. Havasının inmesini bekliyorum. İnsin. Hemen alacağım. Çünkü Alya'nın artık uyku saati yaklaşıyor. Mısırı da çok sevdiği için yiyip öyle yatsın istiyorum. İçine süt, su, tuz, şeker kattım. Böyle mısırın kabuklarından da kattım. Yani dış kabuğundan, onun adı ne bilmiyorum. Onlardan da ekledim lezzet versin diye. Çayımı demledim. Mısır bekliyoruz. Çok fazla bir şey koymayacağım. Çünkü zaten aşırı uykum geldi nedense. Sadece çay içmek, böyle mısır baklava yemek istiyorum. Çerez falan göresin yok yani. Çaylar içildi. Alyoş'um uyudu saat 10.30'da. Şimdi ben şöyle bir karadut özü yaptım. Sanırım biraz karadutu az koydum. Yani ilk defa kendim yaptığım için ölçüsünü tam beceremedim. Neyse, bir dahakine daha fazla koyarım. Şimdi biraz şurada oturdum, dinlendim. Çamaşırlar var. Yani siyahları yıkadım, onlar katlanacak. Kızımınkileri yıkadım, onlar katlanacak. Onları katlayacağım. Mutfak toplanacak, beni bekliyor. Orayı toplayacağım. İnşallah halledeceğiz. Şunu güzel bir içeyim. Muhtemelen mutfak toplarken falan çekmem ama sabah görüşürüz inşallah. Ben yatacaktım değil mi? Yatmadım tabii ki. Çamaşırları katladım, mutfağı topladım. Şu an herkes uyuyor, saat 1. Bugün eşim marketten aşurelik malzemeler almış. Kendisi aşureyi çok seviyor. Dedi, aşure yapar mısın? Normalde her sene yapıyorum, eşim çok seviyor diye. Yine yapacağım. Çok böyle şey aslında, hani püf noktaları olan bir şey. Ama artık yaptıkça alışıyorsunuz yani. En azından ben öyle oldum. İlk başta böyle rengini falan böyle siyah yapmıştım ama sonrasında beyazlaştırmayı öğrendim falan filan, yani yaptıkça alıştım.
Şimdi bir tarif, geçen sene de sanırım bu tarifle yapmıştım. Şimdi 2 su bardağı kuru fasulyemi haşladım. Sulu bir şekilde bekletiyorum. Sabaha kadar bekleyecek. Aynı şekilde nohutumu da. Burada da 3 su bardağı aşurelik buğdayım var. Üzerine suyunu ekledim. 1 saat boyunca bunu pişireceğim. Sonrasında kapağını kapatıp sabah devam edeceğim. O yüzden sabah kaldığımız yerden devam ederiz. Bugün biraz ağrılarım olduğu için çok fazla bir iş tutmadım. Tutmayı da düşünmüyorum. Kahvaltıdan sonra video çekemedim. Evi biraz süpürdüm. Sonrasında bugün yoğurt mayam geldi. Yoğurdu mayaladım. Mutfağı falan topladım. Şimdi aşureme devam ediyorum. Yani bütün malzemelerini koydum sayılır. Ben içinde böyle bütün fındık, işte badem vesaire sevmiyorum. Böyle sert sert geldiğinde beni rahatsız ediyor. Eşim de sevmiyor. Üzerine kıyılmış fındık almış. Süslemek için kullanacağım onu. Böyle toz Antep fıstığıyla falan. O şekilde süslemek için kullanacağım cevizle. Şimdi muhtemelen az bir aşaması kaldı. Şekerini koymadım. Şekerini koyarım. Aşama aşama gidiyorum. Tarifte nasıl gösteriliyorsa. Ama güzel gidiyor bakın. Rengi beyaz. Ve gayet de güzel görünüyor. Şöyle iki tencereye ayırdım. Bir de şey, çelik dibine yapıştırıyor ya. O yüzden iki granit tencereye koydum. Tarifte yoktu ama ben içine tarçın da ekledim. Çünkü ben aşurede tarçını çok seviyorum. Çok yakıştırıyorum. Bir tık rengini karartıyor ama olsun, yani çok beyaz olmasına da gerek yok. Lezzetli olsun yeterli. Deminkine göre bir tık belki rengi kararmış olabilir tarçın eklediğim için. Şekerini de ekledim artık. Altını kapatacağım. Ama şöyle bir sorunumuz var. Aşure kabım yok. Nasıl dağıtacağım bilmiyorum. Eşime gelirken al dedim. Alıp getirecek ama bunları da porsiyonlamam gerekiyor. Bir kısmını şişeleyeceğim. Böyle temiz kapak kullanıp ters çevireceğim. Sıcakken koyacağım ki uzun süre dayanabilsin buzdolabında diye. Çünkü hepsini yiyemeyeceğimiz için bir anda. En azından biri geldiğinde ikram ederim. Hem onlar da nasiplenmiş olur. Birazını dağıtacağım. Birazını da işte normal akşam yeriz. Eşim buna bayılıyor. Yani gece gündüz yiyebilir. O yüzden sıkıntı yok. İsraf olmaz. Ve aşurelerim artık bitti. Bir tenceresini şöyle full şişeledim. Temiz kapak kullandım, sıfır tutsun diye. Bunu gelen misafirlerime falan ikram edeceğim. Öylelikle sevap kazanmış olurum. Hem de israf olmuş olmaz. Eşim tabii ki fırın kaplarını, ay pardon, aşure kaplarını yetiştiremediği için böyle kuplarıma koydum. Ya böyle dağıtacağım, geri getirirler umarım. Ya da kapları getirdikten sonra kaplara boşaltacağım. Bilemiyorum şu anda. Şu anda böyle koyayım dedim. Süslemek için soğumasını bekliyorum. Dibe çökmesin malzemeler diye. Artık o kadar yorgunum ki, o kadar ayaklarım ağrıyor ki size anlatamam. Terlere battım. Duşa gireceğim şimdi. Artık daha fazla kupum vardı ama paketinden çıkartmayı dahi gözüm kesmedi. O kadar söyleyeyim. En son şuna koydum. Bir de şurada bir kahvaltımız vardı, lavın. Bir de ona koydum. Bu kadar. Bitti. Çok şükür Allah'ıma. Bu işi de başardım diye düşünüyorum. İnşallah lezzeti de güzeldir. Aşırı tatlı yapmadım. Çünkü zaten soğudukça tadını daha iyi alabileceğimiz için orta kıvamda bıraktım. Sonra çok şekerli olunca yenilmiyor. Ben sevmiyorum yani. Çünkü soğuyunca şeker tadı daha net geliyor. Aynı reçeldeki gibi. O yüzden de böyle yaptım. Yiyecekleri afiyet olsun. Şifa olsun inşallah. Sanırım yılın ilk aşuresini de ben yaptım. Bilmiyorum. Kimse de yapan da kimseyi görmüyorum şu anda. Belki vardır ama denk gelmedim. Neyse, artık eşimin dilinden de kurtuldum. Şükürler olsun. Bu sene de aşure işini tamamladık. Aşurelerimi yaptıktan sonra uzun bir süre dinlendim. Eşim dışarıdan lahmacun getirdi. Lahmacun yedik. Alya lahmacun yemediği için ona mantı yaptım falan derken birazcık da uzandım. Şimdi şuraya çay demledim.
Ocağın battığı için ve şu izler gitmediği için bolca yağ çözücü sıktım. Sabaha kadar bekletip yumuşamasını sağlayacağım. Ocağımı, bu ızgaralarını falan yarın temizleyeceğim. Çünkü onlar da battı. Yani bir aşure yaptım. Mutfak alt üst. Onun haricinde mutfağımı topladım ve burada ne yapıyorum? Aşure yaptığım tenceremi hemen güzelce elimde yıkadım. Burada da eriklerimi yıkıyorum. Geçen yaptığım erik hoşafını mı diyeyim, eşim çok beğendi. O yüzden hazır erikler de var, bozulmasın diye tekrardan yapacağım. Çünkü bir bardaklık falan kaldı, yani bitti sayılır. Bir yandan da çay demledim işte. Ha, bu arada ne yaptım? Çapraz komşuma magnolyalarını verdim. Onunkini kupla verdim. Çünkü çapraz komşum olduğu için hani bana onu geri getirebilir. Ama diğer insanlara o şekilde veremezdim. O yüzden şöyle şey, küçük böyle cam şişeler vardır ya, içine magnolia falan koyarlar. Ben de magnolyalarımı dedim. Aşureleri yani. Yanlış söyledim galiba. Düzelteyim de. Şöyle magnolia koyup satarlardı ya. Ben bunları sakladım. Bunlar da böyle, ben domates konservesi falan da yapıyorum. Tek bir pişirimlik. Çok seviyorum. Hem de baktım ki hani daha güzel duruyor. Geri getirmelerine de gerek yok. O yüzden böyle koydum. Çünkü eşim aşure kabı bulamamış markette. Benim de aklıma bunlar geldi. Güzel kapakları da seçtim. Süsledim, püsledim. İçini de süsledim bu arada. Fındık, ceviz, bir de toz antep fıstığı koydum. Eğer açarsam gösteririm. Bunu yan komşum bekar bir polis memuru. Eşim ona götürecek. Birkaç tane daha dağıtacağım var. Onu da arkadaşım akşam almaya gelecek. Konuşamıyorum yorgunluktan. Eşim iki kup yedi bile. Yani çok güzel olmuştu gerçekten. Şimdi bunu da ona göndereceğiz. Burada bekletiyorum o yüzden. Halım hala yok. Kurudu da yarın burayı temizleyeceğim ya. O zaman sereceğim. Şimdi bunları güzel temizleyip yıkayıp bunlara ekliyorum. Uzun bir süredir suda ısıtı bekliyor. Çık tatlı. Ay, düşürdüm. Bu arada lavabonun içini de çamaşır sularıyla güzelce temizledim. Allah'ım. Yarın mutfağı temizleyebilirsem, yarından sonra artık işim bitiyor. Dinlenmek istiyorum. Yani günlük işlerim oluyor. Artık gezeceğim. Şu Kemerburgaz kent ormanına falan tekrardan gitmeyi istiyorum. Ama bu kez inşallah nasip olursa kahvaltıya gideceğim. Kahvaltıyı hazırlayacağım. Orada yiyeceğim. Ha, şu şey varmış. Bu kez öyle planlıyorum. Orayı çok beğeniyorum. Şimdi ben bunları böyle güzelce koymaya devam edeyim. Şöyle şekerimi de göz kararı ekliyorum. Hiç ölçüyle yapmam. Genelde göz kararı yaparım. Ve genelde tutar. Deyip tutturamıyormuşum. Biraz daha koysam mı? Tamamdır. Meyve suyu kaynarken biz de çayımızı içeceğiz. Çerezlerimizi çekirdeğimizde hazırladım. Eşim iki kup aşure yediği için daha fazla yemediğini söyledi. O yüzden bunu kendime koydum. Daha ilk defa tadına bakacağım. Benden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.